mesleğimizi daha çağdaş bir noktaya getirmek istiyoruz. Amacımız o. Ve aynı zamanda bizim mesleğimizin gerçekten insanlık için çok değerli olduğunu düşünüyorum. O da niye? Şimdi biz yaşam katıyoruz insanlara. İnsanlara medeniyet katıyoruz. İnsanlara çağdaşlık katıyoruz. Bizim yaptığımız tasarım ve yaşam alanları sayesinde örnek veriyorum. Siz ailenizle, evinizle çok daha verimli bir iletişim sağlıyorsunuz. Ve o yüzden de ailenizle iletişiminiz sağlam olduğundan dolayı da mutlu bir yaşamımız oluyor. Ya da iş yerinizi söylüyorum. İş yerinizdeki doğru bir projeyle, doğru bir tasarımla sizin daha verimli çalışmanızı sağlıyoruz. Ve daha verimli çalıştığınızda da bu sizin evinize yansıyacak. Evinizde daha mutlu olacaksınız. Ya da gittiğiniz mekanlardan. Mekanlara doğru organizasyon ve doğru bir projeyle siz mekan daha mutlu olacaksınız. Yani işte bu gerçekten bundan dolayı iç mimarlığın önemi çok büyüktür. Yaşam için çok büyüktür. Meslektaşlarımızın haklarını savunuyoruz sonuna kadar. Meslektaş mesleğimizin daha iyi bir noktaya gelmesini, hak ettiği noktaya gelmesini sağlıyoruz. Meslektaşlarımızın daha iyi gelişmesini sağlıyoruz. Firmalarla meslektaşlarımızın arasını daha iyi yaparak işte sanayi ve iç mimar ilişkisini daha iyi bir noktaya getirerek meslektaşlarımızın gelişmesini sağlıyoruz. Özellikle bizim şu aralardaki en büyük savaşımız mesleki haklarımız. Bu haklarımıza tecavüz eden insanlar çok fazla olmaktadır. Sahte iç mimarlar çok fazla şu anda türedi. Daha doğrusu türemişti ama azalmaya başladı şu anda. Bizim savaşımız sayesinde azalmaya başladı. Çünkü boyacı, duvar kağıtçı ya da herhangi bir işletmeci. Herkes böyle iç mimarım diye sokakta gezinebiliyor. Dekorasyon falan denir. Aynen öyle. Herkes iç mimarım diye gezinebiliyor. 3D Max çizimi yapan kendisine iç mimar title'ı ekliyor hemen. Zaten bizde bunlarla ilgili ciddi bir savaşımız var. Meslektaşlarımızın bize ilettiği insanlar var. Bakın şu insan kendi iç mimarlığı tanıtıyor. Sonra bize tespitlerde bulunuyoruz. Ya da yolda geçerken herhangi bir arabanın arkasında bilmem ne X iç mimarlık yazıyor. Hemen araştırıyoruz bu kimmiş, neymiş diye. Bu sayede bizim davalarımız var. Şu anda 5 tane davamız var. Bir tanesi sonuçlandı. İsim vermek istemiyorum bu konuda. Bir dava kazandık. 6 ay hapis cezası alındı. O da para cezasına çevrildi. O da mesleğimizin aracında ve iş yerinde kendisi iç mimar olmamasına rağmen mesleğimizin ismini kullandı. İlk başta biz her zaman insanları güzel dille uyarıyoruz. Davadan ziyade önce. Çünkü Mersin'de hepimiz bir aradayız. O yüzden uyardıktan sonra bizi eğer gerçekten dinlemezse bazen tehditvari konuşmalar da oluyor. Ne yaparsanız yapın bir işe yaramaz vesaire vesaire diye. Uyardıktan sonra görüşüyoruz. Avukatlarımız devreye giriyor ve gerekli girişimler yapılıyor. Sonrasında zaten bir mesleki bir örgüt, mesleki bir kurum olduğumuz için bir hapis cezası aldı beyefendi. Sonra zaten tüm tabelalarını değiştirmek zorunda kaldı. İç mimar olabilmesi için öncelikle 4 yıllık lisansını tamamlaması gerekiyor. Tabi bu 4 yıllık lisans derken YÖK onaylı bir lisans. Mesela Kıbrıs'tan mezun olup ya da yurt dışında herhangi bir üniversiteden mezun olup bir Türkiye'de YÖK'e bağlı bir denkliği olması lazım. 4 yıllık o denkliği eğer sağlarsa iç mimar olabilir. Ve ardından hemen odamıza üye olması gerekiyor. İş yapması için. İç mimarlar arasında üye olması gerekiyor. Bir de iç mimarlar yani daha yeni yeni örgütleşiyor. Yeni yeni mesleki nasıl tarif edeyim? İhtiyaç ortaya çıkıyor. Mesleğin değeri şu anda inanılmaz artmakta. İç mimarların. Çünkü o sahtekar iç mimarlar yüzünden gerçekten çok kötü projeler yapıldı. Ciddi anlamda. İnsanlığa zarar verildi. Örnek veriyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Niğde bölgesindeydi. Niğde'de bir okulda bir anaokulda bir projede lavabo alçıpan duvara monte ediliyor.
Ve çocuk elini yıkarken lavaboya yaslanıyor ve o lavabo o duvar taşımadığı için lavabo düşüyor. Seramik olduğu için kırılıp çocuğun boğazı kesiliyor. Yani bu tamamen iç mimarın olmamasından kaynaklı bir sıkıntıdır. Hı hı. O yüzden iç mimarlar her noktada olmalı. Çünkü biz son kullanıcıyı düşünüyoruz. Son kullanıcının sağlığını düşünüyoruz. Son kullanıcının huzurunu düşünüyoruz. Bunları düşündüğümüz için de ona göre proje yapıyoruz. Piyasamız düşüyor. Çok ilginç fiyatlarla projeler yapıyorlar. Çünkü niye? İç mimar, biz hepimizin ofisimiz var. Belli bir yerimiz var, belli bir giderlerimiz var, faturamızı ödüyoruz, işte devlete vergimizi ödüyoruz, belli bir giderlerimiz oluyor. Ona göre de mesleğimizi iyi bir şekilde savunuyoruz. Ama bu sahtekar iç mimarların böyle bir olayı yok. O yüzden bu kişiler fiyatları düşürmektedir. Böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen hafta baro başkanımızla Bilgin Bey'le yaptığımız toplantıda bu konuda bize desteğini dile getirdi. Kendisine yardım talep ettik ve her zaman Belgül Ocağı'nı, ocağımızı dile getirdi. Çok da memnunuz zaten bu olaydan dolayı. Yani mesleğimiz için çalışıyoruz. İnsanlık için çalışıyoruz. En büyük bizim amacımız bu. İnsanlık. Öncelikle firma sahiplerinin iç mimarın odasına üye mi değil mi? Öncelikle bunu sorgulaması gerekiyor. Şu anda Mersin'de bir müteahhit isim vermeyeceğim. Bunu sorgulamaya başladı. Meslektaşım anlattı bana. Benden odayı üyelik kartımı istedi dedi. Bu çok güzel bir olay. Çünkü dediğim gibi herkes için varım diyebiliyor ama herkes o kartı alamıyor. O üyelik kartını alamıyor. Artı yine bir ulusal firmalardan bir tanesi Mersin'de, isim vermeyeyim. Yeni bir iç mimar talebinde bulundu. Çalıştırıyor şu anda. 2 gün oldu. İşe başlamadan önce iç mimarlar odasına üyelik belgesini istedi. Bu gerçekten önemli bir olaydır. Öncelikle herkesin mutlaka bu belgeyi sorgulaması lazım. İş yapmadan önce. Ondan sonra çevre ve şehircilikle çalışmalarımız var. Belediyelerle bu konuda görüşüyoruz. Ki bakalım artık belediye seçimlerinden sonra daha da artacak şu anda çünkü bu konuda ilerleyemiyoruz. Haliyle herkes şu anda geleceğini düşünmektedir. Bu konu çalışmalarımız var belediyelerle. Belediye isterse bir protokol ile bu tarz mevzuatı yenileyip projelerde iç mimarın imzasını getirebilir. Ve bunun da örnekleri var. Eskişehir'de var, Trabzon'da var bunun örneği. Bu konu çalışmalarımız mevcuttur.